D vitamini eksikliği için sıklıkla küresel bir salgın benzetmesi yapılır. Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık %50'sinde D vitamini eksikliği görülüyor. Ve maalesef düşük D vitamini seviyelerinin depresyondan tutun MS hastalığına kadar birçok hastalığın gidişatında önemli etkileri var. Ben de bu yüzden bu videoda D vitamini bizim için neden bu kadar önemli, eksikliği neden bu kadar fazla görülmeye başlandı ve eksiklik olmaması için neler yapabiliriz bunlardan bahsediyorum. D vitamini eksikliğinin tüm dünyada bir salgın gibi görülmeye başlamasından bahsettik. Bunun en büyük nedeni artık ömrümüzün kapalı alanlarda geçmeye başlaması. İş yerlerimizde, okullarda sürekli kapalı alanlardayız. Gideceğimiz yerlere araçlarla ulaşım sağlıyoruz. Güneş görmeden de D vitamini sentezlemek mümkün değil. D vitamini sıklıkla gün ışığı vitamini olarak geçiyor. Yani sentezlemek için biz gün ışığına muhtacız. Çünkü maalesef besinlerle biz D vitamini ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. D vitamini içeren besinler evet var. Mesela somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, sığır karaciğeri, zenginleştirilmiş süt, D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt, güneş gören doğada yetişen mantarlar D vitamini içerirler. Ancak bu sadece ihtiyacımızın %10'unu karşılamaya yetecek seviyededir. Bizim D vitamini üretebilmemiz için güneşten gelen ultraviyole B ışınlarına direkt temasta bulunmamız gerekiyor. Yani arada kıyafet gibi, cam gibi ya da güneş kremi gibi bir bariyer olmadan D vitamini sentezlememiz gerekiyor. D vitamininin bir salgın gibi görülmesinin en büyük nedeni de obezitenin de bir salgın haline gelmesi. Artık çok net bilinen bir gerçek var ki vücutta yağ oranı arttıkça D vitamininin emilimi düşüyor. Bunun için illa aşırı kilolu olmanız da gerekmiyor. Çalışmalar gösteriyor ki beden kütle indeksiniz 30'un üzerindeyse D vitamini eksikliği görülme ihtimali artıyor. Ve vitamin eksikliğini telafi etmek için de normal kilodaki kişilerden daha fazla güneşlenmeniz, takviye kullanırken de daha fazla miktarda takviye kullanmanız gerekiyor. Ayrıca cildiniz koyu renkli ise açık ten renkli birine göre D vitamini sentezlemeniz daha fazla zorlaşır. Çünkü ciltte melanin seviyesi arttıkça D vitamininin sentezlenmesi daha zor bir hale gelir. Ayrıca yaşadığınız yerin ekvatora uzaklığı da D vitamini sentezini etkiler. Özellikle 35 derece enlemin üzerinde kalan bizim gibi ülkeler güneş ışınlarının geliş açısından dolayı daha fazla riski altındadır. Özellikle de Kasım ayından Şubat ayına kadarki süreçte dışarı çıksak dahi güneş ışınlarının geliş açısından dolayı ultraviyole B ışınlarından çok az yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla çok az D vitamini sentezleyebiliyoruz. Bu yüzden kış aylarında D vitamini eksikliğini takviyelerle sağlamak daha fazla önerilirken yaz aylarında güneşten doğru zamanlarda doğru miktarlarda yararlanmak tavsiye edilir. Özellikle saat 11 ila 2 arasında güneşlenmek ultraviyole B ışınlarından daha fazla yararlanmamızı, daha fazla D vitamini sentezlememizi sağlar. Hatta yapılan bir çalışmada öğlen 1'de güneşlenmenin sabah 9 ila 10 arasında bir vakitte güneşlenmeye göre 5 kat daha fazla D vitamini sentezletebileceği bulunmuş. Yani güneşle günün hangi vaktinde buluştuğumuz da önemli. Özellikle 11'den önce ve 2'den sonraya çok fazla bırakmamak gerekiyor. D vitamini sentezi için güneşlenmeye çıktığımız saat kadar güneşlenme süremiz de önemli. Ancak bu süre bireysel ve çevresel pek çok faktörden etkilenir. Mesela İskandinav ülkelerinde haftada 3 kere 30 dakika güneşe çıkmak önerilirken, İngiltere'de 10-15 dakika, Pakistan gibi ekvatora biraz daha yakın ülkeler için bu süre 6-8 dakika denir. Burada vücudun ne kadarlık bir bölümünün güneş gördüğü de önemli. Sıklıkla avuç içlerinden D vitamini sentezi yeterlidir dense de yapılan pek çok çalışmada bu sürelerde güneşlenmek için, bu sürelerde yeterli D vitamini sentezi sağlayabilmek için vücudun yaklaşık %35'lik bir bölümünün açıkta olması gerektiği söylenir. Daha önce konuştuğumuz gibi bu durumu pek çok faktör de beraberinde etki eder. Vücudun ne kadar fazla alanının güneş gördüğü, nerede yaşadığımız, açık veya koyu ten renk olmamız, kilolu ya da normal kiloda olmamız gibi durumlar D vitamini sentezimizi etkiliyor. Ya da mesela hava kirliliği hakim olan bir yerde yaşayan biri, temiz havada yaşayan birine göre daha az D vitamini sentezleyecektir. Tüm bunları düşündüğümüzde net bir süre veremesek de 10 dakika, minimum 10 dakika ile maksimum 30 dakika arasında saatler 11 ila 2 arasındayken güneşlenmek D vitamini sentezlemek için önemli.
Eğer sürekli kapalı alanlarda yaşıyorsanız ve yeterli güneşlenme imkanınız yoksa ya da kış aylarına girdiysek D vitaminini takviyelerle karşılamak da düşünülebilir. Özellikle sık hastalanma, yorgunluk, halsizlik, kemik ve sırt ağrıları, kas ağrıları, duygu durum değişiklikleri, anksiyete ve depresyona eğilim gibi şikayetleriniz varsa, zamanınızın çoğunu iç mekanlarda geçiriyorsanız, gün içinde dışarıda çok fazla vakit geçiremiyorsanız, bağırsakta eminim problemlerine neden olabilecek hastalıklarınız varsa mutlaka vitamin seviyelerinize baktırmalısınız. Kan tahlili verdiğinizde D vitamininin normal aralığının kaç olması gerektiği ile ilgili net bir fikir birliği yok. Normalde kanda D vitamini düzeyi 20'nin altındaysa eksiklik, 20 ila 30 nanogram bölü mililitre ise yetersizlik, 30'un üzerinde ise yeterli, 150'nin üzerinde ise toksik kabul edilir. Ancak artık pek çok çalışmada da, dünya çapında pek çok doktorun önerilerinde de D vitamini seviyesinin 50'lerde tutulması gerektiği söyleniyor. Yani kanda 20'lerde çıktı, benim için yeterli deyip geçmemek gerekir. Ben de kendim için D vitamini seviyemi 50'lerde tutmaya çalışıyorum. Bir kesim tarafından mutlaka kanda seviyeniz 100'ün üstüne çıksın dense de bunu destekleyen bilimsel bir kanıt çok fazla da yok. Özellikle de ampul formda satılan D vitaminlerini sadece ve sadece doktor önerisiyle kullanmak gerekir. Peki takviye kullanıyorsak damla ya da sprey formda ne kadar kullanmak lazım? Normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki önerisi 400 ila 800 ünite arasındadır. Ancak bu konuda da çok fazla tartışma var. D vitamini seviyesini normal aralıklarda tutmak için bile bu miktarın çok fazla yeterli olmadığı, hatta kemik sağlığının korunmasında bile düşük seviyelerde kalabileceği söyleniyor. Artık yetişkinler için önerilen D vitamini miktarı birçok çalışmada ve kaynakta günlük en az 1000 ünitedir. Günlük 1000 ünite D vitamini pek çok kişide D vitamini seviyesini 30'a çıkarmak için yeterli olabilir. 2000 ünite kullanımında ise neredeyse tüm yetişkinler için kanda D vitamini seviyesini 30'un üzerine çıkarmak için yeterli olduğu biliniyor. Kanda seviyesini 50'lere çıkarmak için de tabii ki doktor önerisiyle maksimum 4000 ünite kadar D vitamini kullanımının yeterli olduğu biliniyor. Mesela D vitamini ve meme kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışma var. Kanda D vitamini seviyelerinin 50 nanogram bölü mililitre seviyesinde olan kişilerin meme kanserine yakalanma olasılığının onun altında olan kişilere göre %50 daha az olduğu bulunmuş. Bu çalışmada da bu seviyelere çıkabilmek için günlük 4000 ünite kadar D vitamini takviyesi güvenli kabul edilmiş. Son olarak D vitamininin önemini anlatabilmek için şunu da söyleyerek videoyu sonlandıracağım. Ben de dahil hepimiz D vitamini desek de D vitamini bir vitamin değil, aslında bir hormondur. Yani vücutta nasıl insülinin fazla ya da eksik salgılanması birçok süreci etkiliyorsa D vitamininin eksikliği de vücutta pek çok süreci etkileyebilir. Çünkü D vitamini hormonunun vücutta pek çok farklı dokuda reseptörleri var. Reseptör dediğimiz şey bizim gözümüz, kulağımız gibi hücrelerde bulunan, onların dışarıyla iletişimini ve sinyalleşmesini sağlayan almaçlardır. Ve bir hormon reseptörüne bağlanırsa o dokuda belli başlı pek çok fonksiyonunu gerçekleştirebilir. Mesela bu tabloda D vitamini hormonunun bağlandığı reseptörler var. Deride ve kemikte olması bizim için şaşırtıcı değil. Bununla beraber akciğere açılan bronşlarımızda da var. Meme, prostat gibi dokularda da mevcut. Ayrıca önemli bağışıklık sistemi elemanlarının üretiminden sorumlu timüs bezinde de bolca bulunur. Dolayısıyla pek çok hastalıkla ilişkisi olması da şaşırtıcı değil. Bağışıklığı güçlendirmekten meme kanserinden korunmaya kadar pek çok etkisi var. Bu yüzden yaz aylarında düzenli olarak belli zamanlarda ve belli miktarlarda gün ışığıyla buluşmak, özellikle Kasım ayı sonrasında gerekiyorsa takviyelerle desteklemek önemli. D vitamini hormonu üzerine söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, beslenme ve sağlık üzerine yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.